Herkese merhaba. Bilinmesi gerekenler kanalına hoş geldiniz. İnsanoğlu tarih boyunca yerin üstünde de altında da ilginç şehirler ve yapılar inşa etmiştir. Günümüzde bulutlara ulaşma konusunda birbirleriyle yarışan gökdelenlere alışmış olsak da geçmişte insanlar yerin altında şehirler kurarak hayatta kalma mücadelesi vermişlerdir. Kimisinin düşmanlardan saklanmak için inşa ettiği bu yeraltı şehirlerinin birçoğunun kimler tarafından, nasıl ve neden yapıldığı gizemi hala çözülemiyor. Bugün sizlerle birlikte alışılmışın dışında bir yaşam alanına şahitlik edeceğiz. Bu yer, dünyanın en büyük yeraltı şehri olarak bilinen ve aynı anda 50 bin kişinin birlikte yaşayabildiği Derinkuyu yeraltı şehri. Dünyada eşine az rastlanan bu şehir, Nevşehir'e bağlı ve antik çağlardaki adı Melogobia olan Derinkuyu ilçesinde bulunuyor. Tarihi hakkında çok kesin bir bilgi bulunmasa da M.Ö. 3000 yıllarında Proto-Hitit dönemlerinde yerleşilen Kapadokya yeraltı şehirlerinin Bizans döneminde yoğun olarak kullanıldığı düşünülüyor. Derinkuyu yeraltı şehrinin ziyarete açık olmayan alanlarından birinde bulunan ve Roma dönemine tarihlenen Merver Kartal heykeli de bu düşünceyi doğrular nitelikte. Bölgeye Türklerin gelişi ise 1071 Malazgirt Savaşı sonrasına dayanıyor. Asur kolonilerinin de izlerini taşıyan Derinkuyu yeraltı şehrinde 2. yüzyılda Roma zulmünden kaçıp Mezopotamya üzerinden Kayseri'ye, oradan da Kapadokya'ya gelen ilk Hristiyanların yaşadığı biliniyor. Girişleri kolay bulunmayan, bulunsa da kolay girilemeyen bu gizli dünya, ilk Hristiyanları Romalı askerlerden ve Arap akıncılarından korurken, gizemli mimarisi zamane gezginlerinde acaba burayı uzaylılar mı yaptı diye düşündürecek türden bir yer olarak karşımıza çıkıyor. 1830'lara kadar Kapadokya Derinkuyu bölgesinde yer üstünde bile yerleşim yokken, bir tesadüf eseri 1963 yılında bulunan ve 1967 yılında ziyarete açılan Derinkuyu yeraltı şehri, adını 60-70 metre derinindeki 52 içme suyu kuyusundan alıyor. O tarihten bu yana toplamda 4 kilometre karelik alanın sadece 2,5 kilometre karelik 8 katı temizlenip ziyarete açılmış. Ziyarete açılan 8 katın derinliği 50 metreyken tüm katların temizlenmesi halinde derinliğin 85 metreyi bulacağı ve kat sayısının 12 hatta 13'lere kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Kapadokya'nın yerin altındaki bu gizemli şehrini gezmeye dar bir geçitten girerek başlıyoruz. 5 metre aşağıda bizleri ilk kat karşılıyor. Birinci katta hayvanların dar tünellerden daha aşağı katlara inmesi zor olacağı için alırlar. Yemek pişirirken duman çıkışının daha kolay olması için mutfak, üzüm sıkılan alanlar ve birkaç oturma odası bulunuyor. İkinci kata geldiğimizde birinci katta olduğu gibi mutfak, erzak depoları, oturma odaları ve ağıllar bulunuyor. Üçüncü kat, yeraltı şehrinin tüm katlarına inen ve hava alışverişini sağlayan havalandırma boşluklarının merkezi konumundadır. Derinkuyu'yu diğer yeraltı şehirlerinden ayıran ve farklı bir yere koyan misyoner okul da bu katta karşımıza çıkıyor. Okulu beşik tonazla örtülü geniş tavanından tanıyabilirsiniz. Yeraltı şehrinin ortak toplanma yeri olan bu katta, haç şeklindeki kilise, günah çıkarma alanları, mezarlık gibi alanlarda bulunuyor. Dördüncü kata geldiğimizde belki de eski çağlarda kapısında meşaleli muhafızların beklediği bir zindan çıkıyor karşımıza. Yeraltı şehirlerinin kurulmasının temelinde yatan güvenlik ihtiyacı ve korkunun en çok sindiği kat bu olsa gerek ki sığınma yerleri de bu katta konumlandırılıyor. Tüm şehri ağ gibi dolaşan havalandırma kanalları, su kuyuları, sarnıçlar ve mezarlıklar da bu katta karşılaşacağımız bölümlerden birkaçı. Dördüncü kattan merdivenle inilen beşinci kat, şehri birleştiren bir dağıtım merkezi, hatta bu yeraltı şehrinin kalbi olarak biliniyor. Keşfedilme aşamasında olan diğer dört katı düşünürsek, bu kat büyük şehrin neredeyse tam ortasına denk geliyor. Üçüncü kattan gelen tünel, sahanlık ve havalandırma bacasıyla sonlanıyor. Ve havalandırma bacasından hemen sonra yedinci kata inen başka bir tünel başlıyor ki, bu tünel de altıncı katı oluşturuyor. Tünel üzerinde oyulmuş 5 odacık bulunuyor. Bu odalardan ikisinin kapı odası, diğer üçünün de tünel giriş çıkışını denetleyen kontrol odası olduğu sanılıyor. 5. kattan itibaren altlara inişinizde zorluk çekeceğinizi hatırlatalım. Zira ancak bir insanın geçebileceği dar tüneller bu kattan sonra başlıyor. 7. kata ulaştığımız zaman Derinkuyu yeraltı şehrinin en geniş bölgesi bizi karşılıyor.
Bu katta büyük bir toplantı odası, mezarlık, yeryüzüyle bağlantısı olmayan bir su kuyusu ve bir adet kilise bulunuyor. 8. kat ise ziyarete açık en son kat. Burada havalandırma bacasının bulunduğu küçük bir oda göreceksiniz. Ama şunu özellikle belirtelim ki, gördüğünüz ve gezdiğiniz yerler yeraltı şehrinin çok küçük bir bölümü. Yerin 8 kat dibine inmek, yolu yarılamak desek yerinde olur. Bu katları gezerken gözümüze çarpacak en önemli şeylerden birisi de katların girişlerinin sürmeli kapılarla korunuyor olmasıdır. Bu kapılar düşmanların içeriye girseler dahi daha fazla ilerlemelerini engelliyor veya karmaşık tünellerde kaybolup yüzüne kapatılan kapının ardında ölüme terk etmek için kullanılıyor. En can alıcı noktası ise bu kapılar sadece kapandığı yerden açılabiliyor. Bilinen en eski akıl hastanesinin de bu yeraltı şehrinde olduğu rivayet ediliyor. Çok büyük ve karanlık olan bu yeraltı şehri o dönemlerde eski zamanlarda gördüğünüz küçük oyuklara bezir yağı dökülüp yakılarak aydınlatılıyordu. Kapadokya'da bulunan bu yeraltı şehrini sizler de heyecanla gezebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizimle birlikte dünyadan daha fazla ilginç bilgiler öğrenmek için kanalımıza abone olabilirsiniz.